Geleceğin Rüyası programının yeni bölümüne hoş geldiniz. Programımızın her bölümünde hayatımıza yön veren konuların sanat, mimari, tıp, bilim, iletişim gibi e, konuların geleceğine bakıyor. E, Bahçeşehir Üniversitesi danışmanlığındaki bilim insanlarıyla birlikte konuşuyoruz. İnsanoğlu barınma ihtiyacını önce mağaralarda karşıladı. Sonra verimli topraklardaki ağacın, taşın, malzemelerin kullanımıyla kendi evlerini inşa etti. Köyler kente, orantı ve işte estetik gibi kavramların gelişimiyle birlikte antik uygarlıkların görkemli yapıları yükselmeye başladı. Sanayi devrimiyle birlikte kalabalık şehirler, mega şehirlere doğru giden yol açıldı. 1884 sonrasında ilk kez gökdelenlerle tanışmaya başladık ve şimdi kalabalık nüfuslara sahip 21. yüzyılın dünyasında e, mega şehirler, metropollerle dolu bir gezegenin içinde yaşıyoruz. Tahmin edeceğiniz üzere bugünkü konumuz mimari. Mimarinin bugününü ve geleceğini e, Bahçeşehir Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı e, Profesör Doktor Sema Soygeniş ve Dekan Yardımcısı e, Doçent Doktor Meltem Vatan Kaptanla birlikte konuşuyor olacağız. Öncelikle hoş geldiniz. E, 21. yüzyıl dedim e, artık 21. yüzyıla baktığımızda mega şehirler ve aslında insanların e, nüfusun çok yoğun olduğu kalabalıklaştığı bir yüzyılı yaşıyoruz e, Size sormak istiyorum e, 21. yüzyılda mimariyi nasıl tanımlıyoruz? Evet e, öncelikle belki mimariyi bir tanımlamakla başlamak istiyorum e, Mimarlık insanoğlunun e, insan olarak yüzünde var olabilmesi için mekan yaratmak diyebiliriz. Aslında bu tanıma baktığımız zaman mimarinin bir anlamda çok da değişmediğini göreceğiz. Yani tarih sizin de bahsettiğiniz gibi tarih içinde insan ol hep bunu amaçlamıştır. Ama e, bu e, amaçlama içinde değişen bazı şeyler var. İnsan çok önemli, toplum çok önemli, değişen faktörler. Teknoloji çok önemli e, ve bu değişimlere e, ayak uyduran, cevap veren kişidir mimar. E, bu nedenle e, mimarinin gelecek dönemlerdeki değişimine baktığımız zaman aslında ilk önce toplumun nasıl değiştiğini görmemiz gerek teknolojinin o anlamda nasıl geliştiğini görmemiz gerek çünkü mimar aslında olan e, şartlara cevap arayan kişidir e, mekan yaratmak bağlamında. E, şimdi e, bugüne geldiğimizde bugünün sorunlarına değindiğimizde, e, tabii farklı bir toplum yapısıyla karşılaşıyoruz. E, teknoloji anlamında farklı var, var. Örneğin dijital çağ. Dijital çağ aslında hayatımızı çok değiştirdi. Tabii bu mimariye yaklaşımımızı da değiştirdi. Mimari e, projenin ya da tasarımın üretilmesi bağlamında da değiştirdi. E, aynı zamanda üretilmesi yani mimari ürünün üretilmesi bağlamında, yapıların üretilmesi bağlamında değiştirdi. Bu farklı bir yöne getirdi mimariyi ve bu tabi değiştikçe sonuçları da değişecek. Bir başka konu mimarlık bir yeryüzü üzerinde bir toprak parçası üzerinde var olabiliyor. Yani doğanın içinde var oluyor ve insan için var oluyor. Ee, günümüzde şunu fark ediyoruz ee, çeşitli verilere göre sanırım 1880'lerden günümüze kadar e, yeryüzü yüzeyinde bir derece santigratlık bir ısı artışı var. Ee, i̇klim değişikliklerini hepimiz e, yaşıyoruz. Bu da tabii mimaride sürdürebilirlik kavramını ortaya çıkardı. Bu e, hem e, o anlamda binaları düşünmek, yapıları düşünmek anlamında hem de aslında üretiminde, malzeme kullanımında başka bir boyut getiriyor. Tabii ki e, yaşam tarzımızda da bir yeni bakış gerektiriyor. Yani doğa, doğayla var olmayı yeniden öğrenmemizi gerekli kılıyor. Gerekli kram bir mimari anlayışını düşünmemiz gerekiyor. Tam da e, Meltem Hanım sizle bu konuda dediniz ki teknoloji kullanımı yapı kullanımı e, sizler daha çok e, kuramsal ve tanımsal anlamda mimariyi e, anlatırken şimdi bir de yapısal anlamda aslında değişiklikler de yaşanıyor. Elbette e, çağımızda sizlerin de bahsettiğiniz gibi teknolojinin e, gelişmesi e, bizim kullandığımız malzemenin e, teknolojinin, yapının kurgulamanın da e, artık farklılaşıyor olması bizlere gösteriyor değil mi kesinlikle Aslında bizlerde öğrencilerimizle tam olarak mimarlığı anlatmaya başladığımız noktada malzeme ve teknolojinin kullanımına değiniyoruz özellikle hangi yönüyle değiniyoruz modern ya da Çağdaş yapılar dediğimiz bir takım yapılar var bir de geleneksel dediğimiz yapılar var bunları neye göre ayırt ediyoruz ya da neden böyle bir terminoloji türedi. Bugüne dediğimizde insanoğlu ilgünden beri kendini doğa koşullarına karşı korumak ve birbirleriyle olan ilişkilerini de belli ritüeller, kültürel çerçevede yapmak için e, bina ve e, kendilerine bir barınak arayışıyla e, bu yerleşme düzenine başladılar ve işte bu noktada ilk zamanlar o teknoloji dediğimiz kelimenin henüz bugünkü anlamda var olmadığı dönemde en yakınındaki var olan malzemeyi kullanmakla ancak kendini ihtiyaçlarını giderebiliyordu ve bu anlamda da bugün geleneksel dediğimiz aslında çevresinde var olan ahşap, taş ya da çamur dediğimiz kerpiç yapıları yaparken günümüzde gelinen nokta artık teknoloji gelişimiyle yapay olan pek çok malzemenin kullanılması bir yönden destekliyor dolayısıyla çeşit arttı. Öte yandan istediğimiz malzemeyi ulaşımla beraber yine teknolojinin sayesinde gelen avantajlarla dünyanın dört bir yanından malzeme temini. Eskiden sadece bulunduğu alandaki malzemeyi alırken şimdi proje bütçesi el verdiğince dünyanın dört bir köşesinden malzeme kullanılabiliyor. Öte yandan teknoloji buna nasıl giriyor? Daha önce sadece doğal malzeme boyutlarıyla sınırlıydık. Bugün çağdaş teknolojilerle beraber bizim için boyut kavramı da bir yenilik kazandı. 300-500 metre açıklıklar olabiliyor, büyük alanlar geçebiliyoruz. Kolonsuz dediğimiz daha ferah evet. günlük dilde ifade edebileceğimiz mekanlar tasarlanabilir hale geldi ki burada da teknolojinin yapısal anlamda bize sağladığı avantajlar. Evet. Ama öte yandan tabii ki bütün bunları kullanırken farklı kaygılarımız da var az önce. E, Semah hocanın da dediği iklim değişikliğiyle beraber bizim azı doğaya verdiğimiz bütün bu etkiler doğanın da bize bir cevabı evet. halinde bu iklim değişikliği bu cevaplardan bir tanesi. Estetik kaygının e Önemli bir yer teşkil ettiğini görüyoruz oranların işte kullanılan malzemenin bu Osmanlı mimarisi içinde geçerli mimar Sinan'la işte efendime söyleyeyim Roma uygarlıkları içinde bununla alakalı da sizin fikirlerinizi öğrenmek istiyorum. Evet teknoloji bu kadar gelişiyor olanaklar gelişiyor ulaşım gelişiyor belki ucuzluyor her şey imkanımız var ama estetikle ne durumdayız? İlk evet. e, mimarlık teori kitabı olarak Vitruvius'un bir e, mimarlık hakkında 10 kitabı diye bir e, şeyi vardır kitabı vardır. Burada mimarlığı tanımlarken e, işlevsellik, struktürel olarak ayakta kalmak ve güzellik diye bahseder. Aslında bu, bu üç kavram hala var. E, şimdi güzellik kavramına bakarsanız o dönemdeki güzellik kavramı da ...aslında insan vücudundan hatta Vitruvius adamı dediğimiz oranlardan çıkan... ...ve yapılara uygulanan altın bir oran, düzen, yani. altın orana kadar giden bir düzen vardır. Bu aslında bir doğadan e, e, esinlenerek alınan bir e, güzellik kavramıdır. Bu daha sonra e, farklı dönemlerde e, yine doğayı taklitle, onunla e, öykünme var yani biomimikri dediğimiz aslında doğadaki strüktürleri anlayabilmek varlıkların strüktürünü anlayabilmek şeklinde olabiliyor. İşte Arnova'da çiçek motifleri ve benzeri şekillerde doğa ile bütünleşme söz konusu, etkilenme söz konusu. Modern dönemde aslında mekanın sınırlarını açarak doğayla bütünleşme söz konusu. Günümüze geldiğimizde aslında mimariyi tanımlarken bazı mima, e, mimari diyelim e, doğanın aslında karmaşık düzenini yansıtan mimariden bahsediyoruz. İşte demin bahsettiğimiz aslında dijital, dijital teknolojinin hem e, proje üretiminde hem de gerçek hayatta üretimin e, geçmesi e, bu anlamda karmaşık biçimlerin de oluşmasına sebep oluyor. Yani estetik güzellik dediğimiz şey her zaman insanın e, e, mimari anlamda tasarım anlamında bir konusu ama onun e, yorumlanışı e, da insana bağlı olarak değişiyor. Yani mimarlığı her zaman aslında e, toplumun e, bir e, yansıması diye görmemiz lazım. E, az önce bahsettiğimiz konuya geri dönelim istiyorum. İklim değişiklikleri, doğanın e, yavaş yavaş ona vermiş olduğu cevaplar, nüfusun artışı demiştik. E, kullandığımız malzemelerin, teknolojik malzemelerin gelmesi itibariyle. Şimdi e, bazı ana konulardan bir tanesi en önemli konu iklim değişikliği. Bununla iklim değişikliği mimariyi nasıl etkileyecek? Doğanın bize vermiş olduğu cevap tabii ki insan ömrü içinde görece çok yavaşmış gibi görünmekle beraber. Doğa yıllardır bize bir takım mesajlar veriyor. Fakat günümüzde bunlar o kadar yoğunlaşınca biz duymaya başladık. Daha önceki frekans farkından galiba duymuyorduk o anlamda söyledim. Çünkü bu iklim değişikliği mimariyi nasıl etkiliyor? İklim değişikliği bütün hayatımızı etkiliyor. Çünkü neden? Ee, biz mimari değil başta Sema Hoca'nın da giriş yaptığında kara parçası varsa mimarlık söz konusu. Bazen suda da yapılar yapıyoruz. İşte tam bu noktada su ve karanın ilişkileri, suyun kendi habitatı değişmeye başladı. Suların bazı yerlerde yükselmesi ya da bazı yerlerde kuraklık olması mimariyi doğrudan etkiliyor. Çünkü bazı bölgelerde artık mimarinin yapılamaması. Dolayısıyla o çok eski milyonlarca yıl önceki göç teorileri gibi evet biz bunları görmeye başladık, hissetmeye başladık. Ya da daha önceki yapılaşmanın var olduğu yerlerde suların yükselmesiyle ki bunu yurdumuzda da zaman zaman yaşıyoruz. Belli yerleşik alanların sular altında kalması. Bu doğrudan doğruya mimari etkiliyor. Öte yandan tabii ki son yıllarda yapılan araştırmalarla özellikle Son 20-30 yılda doğal afet diye tanımladığımız aslında doğa olayı afete dönüşebilir, dönüşme edebilir. Sonunu biraz biz belirlemiş oluyoruz. Doğa olaylarının artışı da bize mesajlar veriyor. Dolayısıyla bu hep var. Biz birazcık hissetmeye evet. başladık. Deprem dediniz. Sizin depremle ilgili e, asıl konunuzun deprem olduğunu biliyorum. Buna geleceğim ama e, şimdi e, fakültede e, bu tarz konularda e, ne tarz projeler üretiliyor? İşte ilk önce 21. yüzyıl mimarisinin tanımıyla başladık. Ve şimdi yavaş yavaş e, konularımıza iklime, depreme, akıllı evlere gireceğiz ama şimdi şu aşamada e, fakültede e, aynı zamanda tasarım fakültesi çünkü malzemenin seçimi de e, söz konusu. Neler yapılıyor öğrencilerin ne tarz projeleri var hani bunlardan da biraz kısaca sizden müjahideciniz e, aslında e, mimarlık bir anlamda çok değişmemiş gibi olsa da tabii ki değişti e, e, eğitimi aslında farklılaşması gerektiğini hepimiz görüyoruz ve e, bu bağlamda e, günümüzde tasarım sözcüğü çok önem kazandı bu daha önce belki 50 sene önce sadece mimari tasarımdan bahsederken Şimdi aslında tıp alanında da tasarımdan bahsediliyor. İşte mühendislik alanında her alanda girdi tasarım anahtar bu yüzyılın sözcüklerinden birisi. Biz de hem mimarlık ve tasarım fakültesiyiz. Bunu şu anlamda özellikle vurgulamak istiyorum. İç mimarlık ve endüstri ürünü tasarım bölümlerimiz de var. bunların özüne bakarsanız tabii ilgi alanları farklılaşıyor. Fakat özüne bakarsanız tasarım benzerdir. Sadece ölçeği değişiktir. Yani bir objeden, bir nesneden, kente doğru giden bir tasarım yolculuğu vardır bizim fakülte bünyemiz içinde. Biz burada şeyi önemsiyoruz, bu farklı ölçeklerin yan yana gelmesini önemsiyoruz. Çünkü bunlar farklı bakış açıları gerektiriyor. Şimdi e, proje e, dersleri bütün bu üç bölüm içinde de e, omurga derslerdir. Bütün bilgilenme bu derslerdeki üretime yöneliktir. Yani yapısal bilgilenme, tarih kuran bilgilenmesi. Onun için tasarım dersleri önemli ve bu bizim aslında geçmişe, bugüne ve yarına bakabildiğimiz derslerden e, bir biridir tasarım. Burada demin söylediğim gibi aslında tasarım... E, illa o günü görmek durumunda değil ve yani proje e, konularına baktığımızda bazen hayal kurdurursunuz hakikaten 21. yüzyılda ev nasıl olacak dersiniz ya da daha güncel bir proje yaptığınızda dahi mesela ikinci sınıflarda konut projesi yapıldığında müşterinin hikayesini yazıyor öğrenci oradan başlıyor ya da daha sonraki sınıflarda tarihi çevrede yeni bir şey nasıl yaparsınız ya da kent içinde e, bir şey e, nasıl yap bir bina nasıl yaparsınız burada aslında çok ciddi bir e, Kurgu, hayal kurma var. Evet. E, fakat onu tabii e, hayal kurmak yeterli değil. Şu anki teknoloji içinde ki o da bilgilendirme bilgilenmeyi gerekiyor. E, bu bu e, hayali gerçekleştirecek bilginin entegre edilmesi e, vardır. Yani onun için e, bir problem direkt bir çözüm gibi düşünülmemesi lazım. Aslında bir bakış açısı, bir tasarım A. bakış açısı. Evet. E, aslında tasarım düşüncesi, critical e, bakma kavramları çok önemli mimarlık eğitiminde ve biz bunu amaçlıyoruz. Farklı ölçeklere kayıp gidip gelebilme ve disiplinler arası da bu ilişkiyi güçlü tutmak. Evet bu da zaten bugünü ve geleceği tasarlayacak olan öğrencilerinizin şu anda etrafımızda gördüğümüz aslında pek çok işte tasarımlarını da görüyoruz. Dediğiniz gibi o günü tanımlama yani o bağlantılı sağlık, bütünsellik ve bir A olarak e, bu gördüğü e, sorun demeyeceğim gördüğü durumu Durum, nasıl evet. tanımladığı e, ile alakalı bir e, süreci yaşıyorlar. E, sizde de aynıdır diye tahmin ediyorum. Tam bu noktada aslında öğrencilerimize bu hikaye yazdırmak kısmı aslında şöyle düşünebilirsiniz. İnsanoğlunun yaşantısı gibi bir geçmişimiz var. Bu geçmişten gelen bilgilerimiz var. Geleceğe dair hayallerimiz var. Aslında tasarım süreci de tam olarak bunun gibi bir bir takım bilgilerimiz var. Bunlar eğitim hayatımızda yükleniyoruz. Normal günlük yaşantımızda sosyal olarak besleniyoruz. Ve sonrasında da bir insan bizim mimari tasarımda insandır e, odağımız. Bir insana bir yaşam biçimi sunuyoruz. Dolayısıyla bu yaşam biçimi sadece o anı ben bugün proje ürettim bitti değil. Bu insanın bir geleceği de var. Tam olarak bu noktada evet o müşterinin hayali bizim bilgimiz. Ve ortaya çıkan ürün. E, bu e, akıllı mimari e, ya da ben öyle tanımlıyorum şu anda ama nasıl tanımlanıyor? Yani, mimari akıllı nasıl? Evet, şey mimari de. abi evet. nasıl yani, çözeceğim? Evet. Tam olarak başladığınız noktada dünyadaki enerji kaynaklarının özellikle sınırlı olan kaynakların en büyük problemi bu sınırlı kaynakların yerine daha sınırsız bugünkü en azından tabirde, tanımlayabileceğimiz yeni kaynakların keşfi. Bu anlamda mimarlıkta en çok nasıl faydalanıyoruz ya da öğrencilerimizin farkındalığını ne yönde artırıyoruz sorusunun cevabında aslında en basit hiçbir teknolojiyi bile kullanmasanız güneşin konumu belli, 12 aydaki 4 mevsimin değişimi belli ve bizim binalarımızın da konumları bir arazimiz olmak durumunda belli. Sadece bu güneş enerjisi ki şu an sonsuz kaynak olarak tanımlıyoruz. Güneş enerjisinden biz nasıl faydalanırız ya da güneş bizim yaptığımız binaya nasıl etki eder? Bu noktadan başlayarak ki biz buna pasif e, yöntemler diyoruz. Bu farkındalığı yarattığımızda birazcık evet etrafta bir şeyler var ve ben bunu veri olarak kullanabilirim. Benim herhangi bir başka şeye ihtiyacım olmadan konfor seviyesini belli bir düzeye getirebilirim. Tamam bunu sağladık ama bunlar tabii ki her iklimde yetmeyecektir. Çok soğuk oldu, ısıtmak gerekir. O zaman teknolojiyi nasıl sokarız? Ya da teknolojiyi soktuğumuz noktada en az faydalanıp, yani teknolojik anlamda dolayısıyla en az zarar vererek ve doğal koşulları nasıl adapte ederiz? Özellikle ikinci sınıf projelerinde bizim daha küçük konut projesiyle küçük sınıflarda başlarlar. En çok bunları düşündürüyoruz. Kullandığınız malzeme doğaya zarar veriyor mu? Ne kadar zarar veriyor? Bunu nasıl azaltırız? Eleştirel bir bakış. Sen güneşe göre nasıl konumlandın? Ne kadar büyük pencereler açtın? Ne kadar küçük pencereler açtın? Buradaki doğal aydınlatmadan kazanacağımız enerji tasarrufu ve konfor ne düzeye gelecek? Dolayısıyla küçükten bizim için ikinci sınıflar küçükler. <laughs> Küçükten öğrencilerde var olan çevreyi algılama ve bunun farkındalığını arttırma. Evet. Sonra üst sınıfta az önce Sema Hoca'nın da bahsettiği gibi şimdi yapılı çevrede neler düşüneceğiz? Dolayısıyla aslında enerji kaynakları nedir? Teknolojik anlamda bunlardan nasıl yararlanıyoruz? Ve sınırlı olan kaynakları tüketimini en aza indirerek Diğer enerji kaynaklarından nasıl faydalanıyoruz noktasına Evet. güneşe doğru oryantasyondan fotovoltaik pillere doğru giden bir süreci evet. farkındalığını arttırmaya çalışıyoruz. Koronileşme bütün dizilerde, filmlerde gördüğümüz ya yerin altı ya da suyun altında yaşam ya da uzayda yaşam. Bununla alakalı sizin öngörüleriniz birazcık geleceği düşünecek olursak nasıl çalışmalar yapılıyor ya da yapılacak? Bununla ilgili öngörülerinizi rica edeceğim. tabii e, teknolojinin çok ciddi mimari üzerinde etkisi önemli burada. Yani bir de teknolojiyi şöyle de tekrar vurgulamak istiyorum. Aslında dünya üzerinde teknolojik gelişmeler her zaman mimariyi de kırılma noktaları yaratmıştır. İşte endüstri devrimi bir kırılma noktasıdır. Sonra 70'lerdeki enerji krizi bir kırılma noktasıdır. İşte dijital dünyanın hakimiyeti kırılma noktası Şimdi tabii eğer dünya bize artık kabul etmemeye başlarsa burada da teknolojinin buna yeni çareler bulması gerekiyor. Ve bu e, mimar da o anlamda devreye girdiğinde aslında gerçekten her anlamıyla yapay çevreler yaratmak durumundadır. Aslında buna benzer bazı çalışmalar var. Yani e, dış havadan tamamen arınmış e, e, koloni e, mekanlar diyelim evet. gibi yaşam denemeleri var. Şimdi bu tabii böyle bir yere girecek. Teknoloji hayatın her parçası. Orada mimara mimarın rolü biraz da azalabilir bile diye düşünüyorum. Çünkü hep öyle de teknolojiyle e, bağlantısı olarak ama e, tabii or burada şeyi düşünmek lazım. Yani insanla ve doğayla ilgili olarak insanın her zaman bir yanı e, doğal olmayı da istiyor gibi geliyor. Evet. Şimdi o anlamda evet gelecekte belki o durumlara gelinebilir. Teknolojinin egemen olduğu, yapay her haliyle yapay çevrelerde yaşamak durumunda kalabilir insanoğlu ama belki e, günümüzde biraz da uyanarak aslında bu Tam da bunu e, to, soracaktım. Evet. Ya yani uzaya değil de biraz doğanın kendi e, ba, o e, vericiliğine evet. e, bir dönmek e, mimari anlamda da geleceğe yönelik aslında projelerinde e, ...felsefi kökenini oluşturabilir değil mi? Evet, evet. Yani e, biz, biz aslında doğanın parçası olduğumuzu bence unutmamamız lazım. Şimdi mimar e, genelde inşa etmeyi seven kişi. <laughs> Bundan heyecan duyan, bunun için, bunun için düş kuran kişi aslında. Ama e, ben e, öğrencilerime e, genelde şimdilerde şey söylemeye başladım. Evet biz inşa etmeyi çok seviyoruz ama doğal doğay, doğayı da daha çok sevmeliyiz. Doğanın içinde var olabilecek kadar inşa etmeliyiz. Yani tüketmememiz gerekiyor. Çünkü evet yapay çevreler yaratabiliriz. Teknoloji buna imkan verecek. Ama bizim aslında özümüzde bir doğayla birliktelik var. Tam da e, deprem demiştik. Yerküre de hareket halinde. Doğanın ta kendisi. İşte e, bir sizin bu son... E, Hayaliniz, hem bugün hem geleceğe düşündüğümüzde depremle de birleştirerek nasıl bir mimari gelecek hayal ediyorsunuz? Bu bu kişisel de olacak ama bilimsel de ol, olsun. Şimdi depremle ilgili aslında bu dünya var olduğu süre boyunca hep vardı, tarih boyunca da hep var ama depremin özü nedir? Doğanın siz de ifade ettiniz, canlı bir mekanizma olması dolayısıyla doğadaki kara parçaları suların içinde hareket ediyor. Bu kara parçaları birbirine yaklaştığında deprem dediğimiz doğa olayı gerçekleşiyor. Tam da bu noktada mimarlığın durumu nedir ya da mimarın rolü nedir dediğimizde aslında e, Türkiye'de belki bizim için şu an biraz daha hayalmiş gibi konuştuğumuz biz doğru yapıları yaptığımızda deprem sadece bir doğa olayı olacak ve biz bunu izleyeceğiz. Keyif alacağız demiyorum ama sadece bir doğa olayı afete dönüşmeyecek. Afet dediğimiz nokta yani neden günümüzde afet diye bir takım tabirler ve olaylar kullanıyoruz? Çünkü biz doğanın hareketine karşı uyumlu olmayı öğrenemiyoruz. Bu uzak doğu felsefesinde pek çok alanda olduğu gibi burada bir uyum söz konusu. Biz şu an tek taraflı bakabiliyoruz. Uyum noktasında sancılar yaşıyoruz. Dünyanın genelinde mimari alanda baktığımızda uyum sürecini daha iyi tanımlamış. Örneğin Japonya için hep işte depremi çözdüler. Nitekim de öyle. Ee, neden? Çünkü doğanın hareketi belli bunu kesmeyecek. O zaman ben buna nasıl davranmalıyım? Şöyle düşünün bir duvara yumruk atmak var. Bir çocuk belki iki yaşına kadar atar bir yetişkin atmaz. Çünkü oradan ne tepki geleceğini ya da o duvarı bir yumrukla yıkmayacağını hisseder. Bizde mimarlıkta aslında doğru çözümlerle ki bunun için teknolojikte doğal altyapı da son derece yerinde. Sadece bizim bu çözümleri uyguluyor olmamız. Bu da bizim öğrencilerimiz açısından benim hep derslerde söyledim farkındalığımızı arttırmamız gerekiyor. Bizde en büyük sorun sanki mühendis bunları düşünüyor, mimarın hiç rolü yok. Ben de diyorum o zaman o başka bir proje oluyor siz baştan düşünmezseniz ve tabii ki insan hayatını etkileyen bir durum evet. söz konusu. Tam da bu noktada şöyle özetlemek isterim bu güzel sohbeti. Mimari teknolojiyi insanı odağına alan ama doğadan asla vazgeçmemesi gereken güçleri, malzemeyi buna göre tasarlaması gereken aslında çok bağlantısal bütünselliğin odak noktasındaki bilim dallarından bir tanesi. Çok teşekkür ediyorum sizlere. Önümüzdeki hafta bir başka konuda geleceği hayal etmek dileğiyle.